aydınlık yarınlarımızın ve milyonlarımızın umudu, işçilerin, köylülerin, emekçilerin sesi, ne ezen ne de ezilen, insanca, hakça bir düzen diyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ediyoruz. Evet, 2022 yılı 29. Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü sahibi Kamil Ateşoğulları'nı bir kez daha kutluyoruz. İzin verirseniz ve dikkatle dinlerseniz son derece mutlu olurum. Değerli arkadaşlarım, öncelikle sizlere sevgili dostlarım diye hitap etmek isterim. Bir aradayız. Her yıl Hacı Bektaş ilçemizde Hoca Ahmet Yesevi'den feyiz alan Horasan Ereni Hacı Bektaş-ı Veli'yi anıyoruz. Onun sadece bizim dünyamızda değil, bütün inançların dünyasında saygın bir yeri vardır. Bu toplantılarda sevgiden söz ederiz, barıştan söz ederiz, birlikten söz ederiz, beraberlikten söz ederiz, kucaklaşmadan söz ederiz. Dolayısıyla bu söylemlerimizin altını hep beraber doldurmak zorundayız. Sevgi evet, barış evet, huzur evet, birlikte bunların altını doldurmak zorundayız. Sevgili dostlarım, hünkâra göre yüreğimiz, yani kalbimiz, gönlümüz büyük bir şehre benzer. Ve Yüce Allah kainatta neyi yarattıysa bu şehirde, yani kalbimizde bulunmaktadır der. Hünkâr bu şehrin İlim, cömertlik, utanma duygusu, sabır, kanaat, korku ve edep ilkeleriyle korunduğunu söyler. Hünkârın bu inanışı ışığında hem kendi yüreğimizi hem de ülkemizi, yani toplumsal, siyasal, kültürel, tarihsel kalbimizi yeniden sağlıklı kılmalıyız. Öfkeden arındırmalıyız. Sevgili dostlarım, az önce de ifade ettiğim gibi hünkâr büyük bir şehre benzettiği kalbimizin ilk muhafızı olarak öncelikle bilimi görür. Yani ilmi görür. İlim irfandır, erdemdir, aklın oluşturduğu hazinedir. Yunus'un dediği gibi kendini bilmektir, farklı düşünceye saygıdır. Kimseyi ötekileştirmemek, kimseyi dışlamamaktır. İlim bize herkese, her kesime karşı zahir, yani açık ve berrak olmayı öngörür. Bugün insanlığın düşünsel zenginliği aklın, yani ilimin eseridir. Sevgili Peygamberimiz ilimle geçen her gece ibadetle geçen bin geceden daha hayırlıdır der. Dolayısıyla herkesin fikrine, düşüncesine saygı duyulmalı. Alacağımız kararlarla azami ölçüde geniş bir toplumsal mutabakatı sağlamaya özen göstermeliyiz. Çünkü ilim, akıl bunu gerektirir. Hünkâra göre ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Sevgili dostlar, sevgili dostlar, beni dinleyin lütfen. Sevgili dostlar, hünkâra göre kalbimizin ikinci muhafızı cömertliktir. Çünkü cömertlik bireyi beytülmale el uzatmaktan insani, hukuki, ahlaki ve ekolojik ilkeleri
yerle yeksan ederek zenginlik sağlama hoyratlığından insanı uzak tutan bir duygudur. Cömertlik hep birlikte üretmeyi ve hakça bölüşmeyi temel bir kural olarak önümüze koyar. Cömertlik karşılıklı fedakarlıklarda bulunarak ortak bir gelecek inşasında hep birlikte yol yürüyebilmektir. Unutmayın, daha fazla cömert olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. İmkanlarımızı, birikimlerimizi karşılık beklemeksizin ihtiyaç sahipleriyle paylaşmalıyız. Kimsenin yoksulluğunu teşhir etmeden toplumsal bir dayanışma örneği göstermeliyiz. Tek bir çocuğun dahi açlığını kendi ayıbımız olarak kabul etmeli, onun açlığını ortadan kaldıracak adımları atmalıyız. Sevgili dostlarım, hünkârın yüreğimizi koruduğuna inandığı bir diğer muhafız da utanma duygusudur. Yani yüzümüzü kızartacak her ne varsa uzak durmalı, kaçınmalıyız. Sevgili peygamberimiz, eğer utanmıyorsan istediğini yapabilirsin der. Yani bir kişi ne zaman ki ayıplanmaktan kaygı duymuyor, onu kötülüklerden alıkoyan hiçbir güç kalmamış demektir. Yani eğer artık utanmıyorsan insanların yoksulluğunu teşhir edebilirsin. Oysa utanma duygusu insan onurunu korumayı zorunlu kılar. O nedenledir ki utanma duygusu kalmamışlara karşı bizler, yüce Allah'ım, kainatta yarattığın her şeye ev sahipliği yapan yüreğimizden utanma duygusunu eksik etme diye dua ederiz. Sevgili dostlarım, unutmayalım. Utanma duygusu bireysel ve toplumsal ahlakımızın da kaynağıdır. Onun içindir ki ısrarla söylüyoruz. Ülkemizin temel problemlerinin çözümünde yeni bir ahlaki anlayış şarttır. Bu şartın yerine getirilmesi için de utanma duygusunu özellikle devleti yönetenlerin içselleştirmesi gerekir. Sevgili dostlarım, hünkârın dediği gibi yüreğimizin bir diğer muhafızı da sabırdır. Bir olgunluk evresi olarak kabul edilen sabır, bizleri acele etmekten ve yanlış kararlar almaktan koruduğu kadar kinden, intikam ve öç alma duygusundan da uzak tutar. Kimseye kin tutmamanın başlangıcında sabır vardır. Sabır, ortak çözüm için çaba harcamanın, çaba göstermenin, istişarenin yolunu açar. Hoşgörüyü büyütür sabır. Sabır, alttan almak, ertelemek değildir. Ülkemizin temel sorunlarını en geniş mutabakatla çözme iradesinin temelidir. Sabır, uzattığımız elin tutulacağı zamanı acele etmeden beklemektir. Sabır, biz uzatılan eli de havada, bir uzatılan eli de havada bekletmemektir. Sabır, gelen her türlü eleştiriyi sükunetle ve anlayışla karşılamaktır. Sabırla birbirimize karşı ön yargılarımızdan, ön kabullerimizden, alışkanlıklarımızdan arınırız. Şems-i Tirmizi, ilmin en büyük düşmanı sabırsızlıktır der. Ve hepimiz biliyoruz ki Allah sabredenlerle birliktedir. Sevgili dostlarım, hünkâra göre yüreğimizi koruyan muhafızlar arasında kanaat de vardır. Yani yüreğimizi koruyan muhafızların beşincisi, azla yetinip elindekine razı olma duygusudur. Kanaatkar olmak, kendimizin ve sorumluluğumuz altında bulunanların ihtiyaçlarını karşılayabilir olmak ama kimsenin malında, mülkünde gözümüzün olmamasıdır. Ve kanaat en çok yönetici sınıfı için geçerlidir. Özellikle siyasetçilerin, devleti yönetenlerin yeterli olandan daha fazla mal ve mülk edinme duygusunu kalplerden silmeleri gerekir. Çünkü siyasetçiler, yani yönetenler, devleti bir zenginleşme aracı olarak görmemelidirler. Sevgili dostlarım, hünkârın yüreğimizi koruduğuna inandığı
altıncı muhafız korkudur. Korku Allah karşısındaki çaresizliğimizi ifade ettiği kadar Allah'ın sevgi ve rızasını kazanmamıza da aracıdır. Ve bir o kadar da insani ve ahlaki bir duygudur. Bizi yanlış yapmaktan alıkoyan, doğrudan vicdanımızı sızlatan, hangi inançtan olursak olalım, kul hakkı yemekten, kişiye veya topluma karşı haksızlık, hukuksuzluk yapmaktan bizi uzak tutan duyguların başında korku gelir. Kimileri korktuğu için susar, kimileri haksızlık karşısında dilsiz şeytan olmaktan korktuğu için susmaz, konuşur, hak arar. Kimileri muktedirler karşısında korktuğu için siner, kimileri tarihe muktedirler karşısında sinen biri olarak geçmekten korktuğu için ayağa kalkar ve itiraz eder. Bu nedendir ki korku, evrenin milyarlarca yıllık yaşı düşünüldüğünde bir damla su damlası bile olmayan yaşamımızda zulme, haksızlığa, eşitsizliğe, yoksulluğa karşı hangi tavrı gösterdiğimizin belirleyicisidir. Yani korktuğunuz için susarsınız ya da korktuğunuz için itiraz eder, konuşursunuz. Sevgili dostlarım, hünkâra göre yüreğimizi koruduğuna inanılan son muhafız ise edeptir. Edep, kendisinden önceki altı muhafızın tümünü, yani ilim, cömertlik, utanma duygusu, sabır, kanaat ve korkuyu da kapsayan anlamlar bütününü ifade eder. Özetle eline, diline ve beline sahip olma hali bir edeptir. Çalmamak, şiddet uygulamamak, harama el uzatmamak, dille, davranışlarla, uygulamalarla, kararlarla kimseyi kırmamak, ötekileştirmemek, bir nevi 72 millete aynı gözle bakmak edeptir. Edep aynı zamanda kimseye hangi gerekçeyle olursa olsun ayrıcalık yapmamak, kötü hal ve davranışlardan uzak durmak, işi ehline vermek, hak, hukuk ve adaletle hükmetmek demektir. Sevgili dostlarım, hünkârın kalbimizi, yüreğimizi koruduğunu vurguladığı yedi muhafızın bendeki karşılığını sizlere ifade ettim. Bendeki karşılığını özetle sizlere sundum. Bu bağlamda sizlerin huzurunda vurgulamak isterim ki her kim bizim yanımızda bulunup yüreğindeki kini, intikam duygusunu öldürmemişse bizimle yürüyecek bir yolu yoktur. Bizler hünkârdan öğrendiğimiz üzere tüm inançlara, o inançların tüm mensuplarına, o inançların tüm farklı yorumlarına saygı duyar, saygı gösteririz. Bizler kişisel hırslarımızdan, ihtiraslarımızdan arınmalıyız. İyilikte ve adalette yarışmalı ve bunun mücadelesini vermeliyiz. Helalleşmeliyiz, kucaklaşmalıyız ve barışmalıyız. Geçtiğimiz yılki konuşmamda ifade ettiğim üzere ihtiyacımız olan hünkârın aslanla ceylanı kucağında buluşturan huzur, güven ve kardeşlik duygusudur. Aslan ile ceylanın bir arada huzur ve güven içinde kardeşçe yaşayacağı bir ülkeyi el birliğiyle kuracağız, kurmalıyız, beraber kurmalıyız, birlikte kurmalıyız, 85 milyon birlikte kurmalıyız. Büyük Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılda Allah'ın izniyle demokrasiyle taçlandıracağız. Sevgili dostlarım, bu duygularla Anadolu ve Trakya'yı bize yurt yapan, bu toprakları bir ilim, irfan coğrafyasına dönüştürmek için çaba harcayan bütün erenlerimizi, velilerimizi, mürşitlerimizi, pirlerimizi, dervişlerimizi, dedelerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyoruz. Sayın Genel Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz bu güzel konuşmalarından dolayı. Ve Hacı Bektaş Belediye Başkanımız Sayın Arif Yoldaş Altıok bu güzel günün anısına Sayın Genel Başkanımıza hediye takdiminde bulunuyorlar. Teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkanımız.